arkadaşlarına babasının hayat hikayesini anlattı. Babamın adı Pablo'ydu. O bir İspanyoldu. Kahraman olarak öldü. Peter'in babasından kalan tek hatıra bir saatti. Anton, ben de oradakiyim. Ama neden? Neden orada babamın değil de o adamın adı var anne? Annesinin gerçeği sakladığına ikna olan Peter, kasabadan ayrılıp babasını aramaya karar verdi ama yakalandı. Peter'in babası Alman'dı. Bir oğlu olduğunu bilmiyordu ve belki de hala hayattaydı. Keman. Çocuklar, sessiz olun lütfen. Şimdi yarınki okula dönüş gösterisi için hepinize güvendiğimi söylemek istiyorum. Her zamanki gibi eğleneceğiz ama yapacak çok iş var ve bunun için fazla zamanımız yok. Şimdi yemekler hazırlanacak, sınıf süslenecek ve elbette en önemlisi de koro provası yapılacak. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere Bay Treyman. Görüşürüz Bay Treyman. La 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 la. La 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 senin bir derdin mi var Rico? Şarkıyı öğrenmek istemiyor musun? Evet, çok istiyorum ama kasaba halkının önünde unutursam diye korkuyorum. Hiç endişelenme, eminim her şey yolunda gidecek. Jose, cik cik, burada ne işiniz var? Hey, sakin ol Jose. Büyük babama bir şey mi oldu diyorsun? Çabuk! Oh, hayır! Büyük baba! Lütfen büyük baba, uyanmak zorundasın! Büyük baba! Haydi! Kendine geldin. Büyük baba, neden yerdeydin sen? Keçilere yem verecektim, sonra bayılmışım. Gidip doktora görünmen gerek büyük baba. Evet, tamam, giderim. Ama bu arada keçilerin çok kalmayacağına eminim. O işi ben yapabilirim. Ödevlerini halletmen gerekiyor Rico. Sen iyi misin cık cık? Afrika'ya göç etme vaktin geldi. Seni özleyeceğimi biliyorsun. Kendine dikkat et. İyi yolculuklar cıkcık. Hiçbir şey için endişelenme. Döndüğünde burada olacağız. Hadi gel Rico. Yarın için süs hazırlamak zorundayız. Günaydın, biz buradayız. Hans'ın çatısını tamir için bütün bunlar gerekli. İki hasarlı kirişi değiştirip birkaç kiremit yerleştireceğim. Gerçekten mi? Ama merak etme, gösterinizden önce bitiririm. Tamam ama bu seni biraz fazla yormayacak mı? Hans da yardım edebilir. Gerek yok, dinle Heidi. Dün gece biraz başım döndü, hepsi bu. Herkesin başına gelebilir. Tamam, en azından arabayı çekmenize yardım edelim bari. Çok naziksiniz ama bu sizin için çok ağır. Gerçekten yardım etmek istiyorsanız okula gitmeden önce peynirleri teslim edin. Bunu çok isteriz büyük baba. İyi, gidelim o zaman. 4,
5 ve 6. 3 frank ediyor. Al bakalım. Teşekkür ederim Bayan Keller. İyi günler dilerim Bayan Keller. Evet, sana da. Ah, durun bekleyin. Bir paket vardı. Paket mi? İtalya'dan geldi. Genelde postayı dükkanın içinde tutarım. Ama bu defa bu paketi dışarıda tutmak istedim. Onca yoldan gelmiş, hiç belli olmaz. Haşerat dolu olabilir değil mi? Bu benim babamın el yazısı. Hadi nedir o? Bu benim kemanım. Peki ya mektup ne yazıyor? Babam yakında buraya gelecek, parayı bulacakmış. Bir süre daha sabredebileyim diye kemanımı göndermiş. Çalmayı biliyor musun? Gerçekten öyle. Neyse ki çivi almaya dükkana gelmem gerekmiş, yoksa kaçırırdım. Bey baba, ne kadar güzel çaldı, duydun mu? Evet, elbette. İtalya'da ders mi almıştın? Hayır, bunu babamdan öğrendim. Bir şarkıyı bir kez dinlemem yetiyor, sonrasında çalabiliyorum. Ne kadar güzel. Anlaşılan sende şey var, müzik kulağı. Teşekkür ederim. Hans'ın işleri iyi gidiyor mu? Evet gidiyor ama daha yapacak çok şey var. Yapı gerçekten berbat bir halde. Eve dönünce keçileri sağmam gerektiğinden korkarım. Gösteriye yetişemeyeceğim kızım. O zaman keçileri biz sağırız büyük baba, değil mi Rico? Gösteri öncesi zamanınızın olacağına emin misin? Elbette. Çünkü ayrıca onlara saman verip ağılı temizlemeniz gerekecek. Peter'den yardıma gelmesini isterim, böylece daha çabuk biter. Peki o zaman. Bugün bana çok yardımcı oluyorsunuz çocuklar. Acele edin de derse yetişin. Sonra görüşürüz büyük baba. Pekala çocuklar. Artık sınıf süslendiğine göre, ki çok güzel oldu, şarkımızın provasını yapabiliriz. Herkes sahnedeki yerini alsın lütfen. Gibi benim William'la yaptığım düetle mi başlayacağız? Evet, elbette. Geri kalanlar da ben işaret verdiğim zaman katılacak. Tamam mı? Evet, Bay Trevor. 1, 2, 3, 4. Koşalım hemen, hadi. Gitmemiz gerek şimdi. Zil çaldı çoktan, ders öncelikli her zaman. Koşalım hemen, hadi. Gitmemiz gerek şimdi. Zil çaldı çoktan, ders öncelikli her zaman. Okula gidelim, her yere öğrenelim. Yarın sabah kalkalım, öğrenelim. Okul bize keyifli yuvamız. Orada çok eğlenelim, arkadaşlarımız. Rico yanlış söylerken ben devam edemiyorum. Çok özür dilerim. Yapma Teresa. Rico'yu ezberlemesi için biraz zaman tanı. Bizi tekrar etmen yeterli. Dikkatli dinle. Zil çaldı çoktan, ders öncelikle her zaman. Zil çaldı çoktan, ders önce zaman. Sözler benim için biraz fazla zor ama. Bence çözüm gayet basit. Rico'yu koroya almayacağız. Ama Rico'yu öylece dışlayamayız. Öyle mi? Bu şarkı kasaba çocuklarına aitti zaten. Rico da seninle benim kadar bu sınıfın bir parçası. Yeter artık. Rico da koroya katılacak. Öte yandan şarkıyı söylemekte zorlandığı da doğru. Gördünüz mü? Rico bize kemanıyla eşlik etse nasıl olur? Gerçekten çok iyi çalabiliyor. Keman mı çalıyorsun Rico? Evet, çok uzun zamandan beri. Peki sence bu şarkıyı akşama kadar öğrenebilir misin? Evet, elbette. Şarkınızı dinledim, yani artık çalabilirim. Harikasın, çok güzeldi. Bayıldım.
Harikaydı ederim. Niko. İstersen konsere keman da başlayabiliriz. Buna ne dersin? Bunu çok isterim. Ne? Ama bunu yapamaz. Konsere daima benim belimle yaptığım düetle başlarız. Sonra da siz çıkarsınız. Arada bir değişiklik iyidir. Ve ayrıca bu Riko'nun sınıfla kaynaşmasını sağlar. Evet, harika. Evet, kesinlikle. Beni de bekleyin. Riko çok iyiydi, öyle değil mi? Bence bu akşam keman çalman harika Riko. Benim de çok hoşuma gitti. Bay Trevor yerini ona verdiğinde Teresa'nın yüzünün halini gördünüz mü? Hadi acele edelim, keçileri doyurup sağmamız gerekiyor. Riko'nun bu akşam keman çalmasına engel olmalıyız. Öyle mi? Neden? Neden mi? Bir yabancı nasıl olur da yerimizi alır? Bilemiyorum ki. Gösteri hep bizim riyetimizle başlardı, öyle değil mi? Evet. Onca provayı da ikinci sırada çıkmak için yapmadık. Epey prova yaptığımız doğru. O İtalyan çocuk daha yeni geldi ve birden okulun gözdesi oldu. Sence bu adil mi? Hayır. Haklı olabilirsin. Haklı olduğumu biliyorum. Bu yüzden o gıcırtılı kemanını elinden alacağız. Ama hey, bunu yapamayız. Bu yanlış. Partiden sonra geri veririz. Pekala. Beni bekle Teresa. Bekle. Ben içeri girip kemanımı bırakıp hemen geleceğim. Hadi kar tanesi için çiçek topluyorum. O hoşuna gidecektir. Peki. Sence de büyük baba düştüğünden beri biraz yorgun görünmüyor mu? Hiç endişelenme. Amca çok genç olmayabilir ama dağ gibi sağlamdır. Tamam, gidip keçilerle ilgilenebiliriz. Hey, işte fırsat. Ben kemanı alırken sen de git onları meşgul et. Bundan emin misin? Hadi durma, acele et. Pekala. Merhaba, ben geldim. Miriam, onun burada ne işi var? Bu telaşın nedir Miriam? Her şey yolunda mı? Evet, sadece şu gösteriyi diyecektim. Ne olmuş gösteriye? Bir sorun mu var? Yo, bir sorun falan yok. Sadece size bir şey anlatmadan önce birazcık su içebilir miyim lütfen? Evet, elbette, hadi iç. Teşekkür ederim. Hey, buraya kadar tırmanmak beni gerçekten çok susatmış çocuklar. Ne istiyorsun William? Daha keçilere bakmamız gerek. Şimdi çok daha iyiyim. Aslında ben şeyi sormak istiyordum. Bu akşam okula biraz erken gelebilir misiniz? Böylece prova yapabiliriz. Evet, bu iyi bir fikir. Harika. Şimdi de biraz prova yapabiliriz. Yok, sanmıyorum. Evet, bu iyi fikir. Gidip kemanımı... Yok, bekle Riko. İşinize engel olmak istemem. Hayır, bu harika olur. Kemanım yok. Ortadan kaybolmuş. Ne? Oraya masaya bırakmıştım ve... Teresa. Teresa'ya ne olmuş? Kemanımı götürüyor. Onun yanına kalmayacak. Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Hey! Beni de bekleyin! Teresa dur! Teresa! Ne oldu şimdi ona? Ben bir şey yapmadım ki. Bırak beni Peter, bırak dedim. Bunu neden yaptın Teresa? Sen neden bahsediyorsun? Ormanda mantar topluyordun. Peter birden kolundan çekiştirdi. Hayır, bu doğru değil. Hayda, bundan bahsediyor. İnanamıyorum. Kemanına ne yapmışsın? Eşyanı daha iyi bakman gerekir Riko. Bunu o yapmadı, sen yaptın. Ben mi? Ben kemanı ne yapayım ki? Hoşça kalın. Hayır, öylece gidemezsin. Bu işi daha fazla uzatacak mısınız siz? O sadece bir keman değildi Teresa. Bu keman en az senin şu keçin kadar değerliydi. Kapı için. Keçim kadar değerli miydi? Her neyse, ispat edemem.
demezsin. Senin sözüne karşı benimki ve kim bir İtalyana inanır? Sözünü geri al. Hayır Riko, buna gerek yok. İnan bana. Ayrıca kemanını geri getirmez ve korkarım haklı da. Onun sözüne karşı seninki. İyi o zaman. Akşama koro provasında görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, orada olacağız. Hadi gidelim William. Teresa çok kötü biri. Artık gelemem. O partiye gitmeyeceğim. Böyle söyleme. Eminim büyük babam kemanını tamir edebilir. Ve akşam çalarsa da bu Teresa'ya bir ders olur. Riko'nun yüzünün halini görecektin. Bu akşam keman çalabilmesi imkansız. Zavallı çocuk. Ondan özür dilemelisin. Neden bahsediyorsun? Hem zaten William sen de benim kadar suçlusun. Öyle mi? Ama tek kelime etmezsen sorun çıkmaz. O yüzden çeneni kapalı tut. Anladın mı? Anladım. Hans'a sormalıyız. Evet, haklısın. Büyük baba. Merhaba çocuklar. Neredeydin? Demircide birden testerem kırılıverdi. Ve Hans'ın tamir etmesini istedim. Abi, baba. Neyin var senin? Haydi. Seni göremedim. Merdiveni devrilmiş görünce de düştüğünü sandım. İnan bana, çok korktum. Korktun mu? Ama neden? Son zamanlarda senin için sürekli endişeleniyorum. Sen o yarığa düştüğünden bu yana amca. İnatçı bir ihtiyarım ama kendime bakarım. Tavsiyene uydum ve Hans'tan yarın işi bitirmem için yardım istedim. Ama senin kemanın Riko ne oldu ona? Teresa'nın marifeti bu. Bu akşam keman çalmasını engellemeye çalışıyordu. Bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz. Akşama kadar tamir edebilir misin büyük baba? Zor bir iş olacak ama imkansız değil. Hadi malikaneye gidelim. Yaşasın. Sapı çıkmış. Bu o kadar kötü olmasa gerek. Biraz çam reçinesi kullanmalıyım. Sen bir harikasın büyük baba. Bunu yapabileceğine eminim. Öte yandan köprü kısmı beni biraz zorlayacak. Her neyse. Tavan arasına çıkacağım. Orada birçok alet olacak. Hatta kırık bir keman bile bulunabilir. Ondan yedek köprü çıkarabilirim. Bunu duydun mu Riko? Akşama kemanını... Riko? Nereye gitti bu çocuk? Kemanının kırılmasını Teresa'nın keçesiyle kıyasladığını hatırlıyor musun Heidi? Saçmalık yapmasını engelleyin. Ben kemanı onarırım. Teşekkür ederiz büyük baba. Dükkana gidelim çabuk. Hadi gel ufaklık. Riko hayır. Kes bunu, ona ne yapacaksın? Teresa'yı korkutmak için keçesini saklayacaktım, o kadar. Ama büyük baba kemanını tamir etmenin yolunu buldu. Akşam çalabilirsin. Hayır, artık çok geç. Her yerde iz bırakmışsın. Teresa keçesini senin aldığını hemen anlayacak. Ve herkese kötü bir çocuk olduğunu söyleyecek. Oysa keman çalarak kasabadaki herkesin takdirini kazanabilirsin Riko. Dinleyin. Ha? Bu okulun zili. Gösteri çok yakında başlayacak. Sabırsızlıkla bunu bekliyordum. Çok heyecanlı. Çok güzel bir gösteri olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Heidi, Peter ve Riko'dan haberi olan var mı? Hayır, yok. Her neyse, biz buradayız ve düete başlamaya hazırız. Bir an önce. Peki madem onlar burada değil, tamam, vakit geldi. Sessiz olalım lütfen. Başlamak için hazırız. Bir, iki, üç. Bizi bekleyin. Son anda yetiştiniz. Özür dileriz Bay Traber ama küçük bir aksilik yaşadık. Riko keman çalabilir, öyle değil mi efendim? Elbette, öyle planlamıştım. Bayanlar ve baylar, bu sene ilk defa okula dönüş gösterisi genç Riko'nun çalacağı keman dinletisiyle başlayacak. Aa, ne güzel. Aa, harika. Bu yeni bir şey. Hazırsan başla Riko. Riko.
dilerim. Evet evet elbette. Bir, iki, üç. Koşalım hemen hadi gitmemiz gerek şimdi. Sizi çoktan ders öncelikle her zaman. Koşalım hemen hadi gitmemiz gerek şimdi. Sizi çoktan ders öncelikle her zaman. Okula gidip her şeyi öğrenelim. Yarın sabah kalkıp yine gelelim. Yuvamız orada çok eğleniriz biz ve arkadaşlarımız. Koşalım hemen hemen gitmemiz gerek şimdi. Zil çalıyor çoktan.